Merhaba sevgili sektörün öncüleri programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Batman'dan devam ediyoruz. Yanımızda uzman öğretmenimiz ve aynı zamanda yazarımız olan Yusuf Dirici bulunuyor. Merhabalar hocam. Merhaba. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Yusuf Dirici, Adıyaman Kahtalı'yım. Uzman öğretmen ve yazarım. Sorgulamayı, düşünmeyi, eğitim hakkında kitaplar yazmayı seviyorum. Peki hocam, öğretmenliğin mutlaka kolay ve zor yönleri vardır. Bunlar nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Öğretmenlerin zor yanları biraz daha kalabalık sınıflar, ondan sonra ekonomik koşullar ve benzeri durumlar. Öğretmenin kolay yönleri daha çok öğrenciye doğru sevgiyle yaklaşmak, ilgiyle bakmak. Bu da işin kolaylaştırıcı tarafları. Tabii de çocuklarınız olarak görüyorsunuz. En güzel yanlarından biri. Yani kendi çocuğunuz gibi onları sağlıklı birey olarak eğitim vererek en azından yetiştiriyorsunuz hocam. Bunun için size öncelikle teşekkür ediyoruz zaten. Peki anne bugün okulda ne oldu biliyor musun kitabını? Neden yazdınız hocam? Bu kitabın serüveninde şöyle bir şey var. Okul içinde gözlem yaptığımızda, aslında bütün okullarımızda bu böyle, belki dünyanın pek çok ülkesinde aynı şey var. Bazı aksaklıkları böyle gördük ve onları hem velilere, hem öğrencilere, hem de öğretmenlere işini kolaylaştıracak şekilde bir çözüm önerisi olması düşüncesiyle onları hikayeleştirdik. Bütün bu hikayeler yaşanmış, gerçek. Sadece çocukların adını değiştirdik. Hani bir incitme düşüncesi değil de daha çok bir çözüm bulma amacıyla. Örneğin diyelim ki bir beslenme soruna dikkat çekiyoruz. Biz bir internet bağımlılığına dikkat çekiyoruz. İsteksiz, derse isteksiz olan çocukların konularını işledik. Sınır kavramı öğretilmeyen mesela çocukların istemsiz zararlarını işledik. Ve her hikayenin sonunda da okuduğunu anlama metni var. Bir de en son, belki çocuğun hayal dünyasında daha farklı bir izlenim bırakır diye okuduğun bir hikayenin resmini çizmek ister misin? Tarzı bir çalışma yaptık. 11 tane hikayeden oluşuyor. Evet. Çocuklarımızı kitap okumaya nasıl teşvik etmeliyiz, nasıl sevdirmeliyiz? Çünkü biz ebeveynlerle çok kitap okumuyoruz. Yani en azından belki zaman ayıramıyoruz diyelim. Bu bizim aslında toplumsal kaybımız. Evet. Bu konuda neler söylemek istersin sevgili izleyenlerimize? Doğrusu kitap okunmadığı konusuna katılmıyorum açıkçası. Ya da az okuyalım. Evet, yani az. Toplumumuz aslında kitaba ilgili bir toplum. Hı-hı. Belki ekonomik koşullardan, belki farklı kaynaklardan dolayı. Hani kıyaslama yapmak çok doğru olmaz ama kitap okumaya ilgi var aslında. Yani bugün hangi ailemizin evine giderseniz gidin mutlaka bir kütüphanesi vardır. Yani çok böyle şey bir şey yoksa. Arttırmak için ne yapılabilir? Mesela diyelim ki bazı çocuklar bazı ürünleri, eserleri sevmez. Onun dünyasına, üç dünyasına hitap eden şeyi bulmak daha önemli. Hayal yani, dünyasına uyan. Tabii. Mesela onun iç dünyasına hitap etmeli. Çocuğun iç dünyasına. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bir hikaye verdiğiniz zaman eğer ilkokul seviyesinde bir çocuğunsa, resim yoksa mesela çocuğun ilgisini çekmez. Evet. Mesela bazıları çok düz okumayı sevmez. Texas Tom Mix veya benzeri bir çizgi roman verdiğiniz zaman patır patır okur. Çocuğun o dünyasına hitap edebilmeli yani. Ya onu sevdirebilmek için tabii onun ki hayal gücüne uygun, onun ilgi dünyasına, ilgi duyabileceği en azından kitaplar alırsak çocuklarımız en azından daha çok kitap okumaya teşvik olur. Tabii. Sadece çocuklar için söylemiyoruz tabii, yetişkinler için büyük çok önemli için. Ama yetişkinler de çok kitap okurlarsa çocuklarımıza bir ebeveyn olarak en azından sevgili izleyenler örnek olmuş oluruz değil mi? Rol model olduğu unutulmamalı. Evet. Yani anne baba eğer evde gün boyu internete takılırsa çocuğa kitap oku demek biraz eksik bir örneklik olarak durur. Hocam, çocuklarımızı eğitim hazırlarken nereye dikkat etmeniz çok önemli bir konu biliyorsunuz ki. Çocuğu eğitim hazırlarken onun hazır bulunuşluk düzeyi çok önemli. Hı hı. Hazır bulunuştan kastımız nedir? Bir ilkokula başlayacaksa çocuk eğer, evet, onun el becerilerinin müsait olması, zihinsel olarak yine müsait olması, yaşı uygun değilse veya zorlanacaksa çok zorlamanın bir anlamı yok. Bu konuda çocuğun gelişimi izlenmeli. Yani hazır bulunuşluk gelişimi mutlaka dikkate alınmalı. Peki hocam, kitaplarınızın çocukların üzerindeki psikolojik etkileri nelerdir? Bu kitapları yazarken neleri daha çok göz önünde bulundurdunuz? Nerede etkilendiniz? Bunu yazarken yaşamın gerçekliğinden etkilendim açıkçası. Bir de milyonlarca öğrenci, yüz binlerce öğretmen, yüz binlerce veli aynı sorunu yaşıyor. Aynı problemi aynı evde yaşıyor. Belki dünyada aynı şeyleri yaşıyoruz. Hani bunlara bir çözüm olsun, yaşamı kolaylaştırsın,
Bu niyetle yazdım açıkçası. Buradaki en büyük şey şu, çocuklara bir ilham kaynağı oluyor. Kitap evet. Mesela çocuk şunu görüyor sınıfta. Bu hikayeyi biz beraber yaşadık. Öğretmenimiz bunu hikayeleştirdi. Ve buna benzer hikaye yazan öğrencilerim var mesela. Öğretmen, güzel. Tabii getiriyor sizi. Öğretmen ben bunu yazdım nasıl? Bakıyorum çok güzel diyorum. İlham kaynağı oluyor bu çocuklar için. Bir nevi önce olmuş oluyorsunuz çocuklarınızda. Çok aslında evet. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz evet. Hocam. Bir de kitaplarınızı bölüm bölüm yapmışsınız hocam. Yani ben belki de bu tabii biraz sürpriz olarak uyarlayalım. Yani bölüm bölüm yaparken yaşadıklarınızdan yola çıkarak mı hikayelendirdiniz diyelim? Şöyle diyeyim, hayat bir bütün. Evet. Onun sahnelerinden kısa kısa evet. Kesitler alarak. Örneğin diyelim ki beslenme günümüzde çok ciddi bir problem. Hem ülkemizde hem dünyada. Çocuk mesela geliyor. Belki anne baba hazırlandığı için, hani onu yetiştirmekte zor. Çocuğa harçlık verip kahvaltılık yapmasını istiyor. Baktığımız zaman bazen yetersiz beslendiğini görüyoruz. Orada bir beslenme sonucuna dikkat çekiyoruz. Dışarıda mesela akran zorbalıkları çocuklar arasında bazen yaşanabiliyor. Buna bir çözüm önerileri anlatan hikayeler. Yani şunu diyebilir miyiz hocam? Çocuklarımızın istemsizce olan bazı davranış bozukluklarını evet. Düzenlemek amacıyla hayatlarını daha düzgün bir şekilde bireyler haline getirebilmesi amacıyla yazılan kitaplar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ne kadar güzel. Aslında hem hikayelendiriyoruz. Yaşanmış olaylardan, gerçek olaylardan, tabii ki hayal ürünü gibi göstererekten çocuklarımızı ama aslında olması gereken şeyleri, yani olumsuz etkileri olumlu hale getirerek sevgili izleyenler çocuklarımızın kitap hem kitap okumasını sağlıyoruz hem de psikolojik olarak güzel etkiler edinmesini, güzel faydalı alınmasını, örnekler alıyoruz. Peki ileriye dönük projeleriniz arasında farklı projeleriniz var mı? Yani farklı kitaplar yazmayı düşünüyor musunuz? Yoksa çocuk hikayelerinden ya da çocuk kitaplarından yola çıkarak devam mı edeceğiz? Çocuk hikayeli kitabı devamı var. Bunun yanı sıra bir deneme hazırlığım da var. Evet. Aynı şekilde bu kitabın bir çizgi film, animasyon olarak da yayınlanması projemiz var. Yani bu yazmış olduğunuz tabii. Kitapları aynı zamanda animasyonlu bir çizgi evet. Film olarak, anlatımlı olarak, görsel olarak evet. Daha güzel bir şekilde çocuklarımıza faydalı olması için istiyorum diyorsunuz evet. Gelecek projeleriniz arasında. Peki hocam, vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bugün sizlere Batman'da bulunan bir okuldan seslendik ve uzman öğretmenimiz ve yazarımız Yusuf Dirici bize çok önemli bilgiler aktardı.